Bizden çocuklarımız aramızda, onlar da 4 haftalık bir eğitime tabi tutuluyorlar burada ve sertifikalarını da alacaklar inşallah kurs bitiminde. Tabii İzmir 650 kilometrelik kıyı şehrine sahip, çok önemli bir kent. Biz de yüzme bilme oranının çok düşük olduğunu öğrendik Ege Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarda. Ve bununla ilgili Tunç Başkanımızın da özellikle bu dezavantajlı bölgelerle ilgili bir hassasiyeti var. Biz de son dönemde özellikle Karabağlar, Bornova'nın Meriç Mahallesi ve Tilkilik Namazgah'ta Altınordu Mahallesi'nde bu portatif havuzları hayata geçirdik. Onların dışında da biz mevcut tesislerimizi de yine dezavantajlı bölgelerimizdeki çocuklarımıza açtık. Dün de yine bu tesisimizde mesela Mardin'den 41 tane misafirimiz vardı. Onlar da İzmir'i ziyarete gelmişler. Onları ağırladık. Yine aynı şekilde burada depremde mağdur olan depremzede ailelerimizin çocuklarını da biz 4 haftalık bir eğitime tabi tuttuk. Tunç Soyer Başkanımızın vaatlerinden bir tanesi olan bütün çocuklar yüzme öğrenecek vaadini gerçekleştirmek için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Onda bunlardan bir tanesi. Marina İzmir'in içinde bulunan havuzumuza daha çok Uzundere bölgesinden, Gazi Emir bölgesinden çocuklarımızı biz devamlı servislerle taşıyoruz. Bu devam edecek. Havalar böyle bir şeye muhtarımız vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizi haberdar etti. Çocukların da bundan yararlanmasını istedik. Bu şekilde geldik. Yardımcı oldular. Kendilerine de bunu vesile ettikleri için ayrıca arkada olan herkese teşekkür ederim. Mahalledeki arkadaşlar da bizler de hepimiz hem muhtarımıza hem de bunu yapmış olan Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Yani bir çocuğun gülümsemesi bizim için gerçekten de anlamlı ve güzel bir duygu. Havuza girmek hayalimdi. İzlemeye gitmiştim. Dengede durmayı öğrendik. Ayaklarımızı çırptık. Çok güzel bir gündü. Bugün balonu çıkarmayı öğrendik. Çok güzel, çok keyif aldık. Bize bunu sunan herkese çok teşekkür ederiz.